Evet sizlerden gelen arkadaşlar nereye girebilirim? Hangi sıralamayla hangi üniversite olur? Bunları cevaplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Bir abone değilseniz abone olursanız arkadaşlar. Bir de bildirimleri açarsanız sevinirim. Beğeni atmayı da unutmayın diyorum. Bir diğer önemli mevzu. Arkadaşlar bir anket yapmıştım. Anket sonucunda mezuna kalmak isteyen, kalmak istemeyen kararsızlar. Bunlarla ilgili arkadaşlar bir durum söz konusu. Hemen onu da bir hatırlatayım. 1600 kişi yaklaşık bu ankete katılmış arkadaşlar. 1600 kişiye sormuşum. Mezuna kalmak isteyen. Evet. Hayır kararsız. Evet diyenler %22. Hayır diyenler %66. Kararsız %12. Kararsızlarla evet'i bir araya getirdiğiniz zaman arkadaşlar %34 ediyor. Yani %66 ben gideceğim diyor. %34 neredeyse ben hazırlanacağım diyor. Hadi kararsızlar da yüzde sekize yüzde paylaştırsanız neredeyse yüzde arkadaşların mezuna kalmayı düşünüyorlar. Mezuna kalma oranında arkadaşlar genelde bu şekildedir. Yani öğrencilerin sınava giren öğrencilerin genelde yüzde otuz civarı arkadaşlar mezuna kalmayı düşünür. Yani bence mezuna kalmada bu sene çok aşırı bir sürpriz olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Sizlerden gelen soruları hemen cevaplamaya başlayalım. Arada yorumlarım olacak arkadaşlar. Neslihan Yılmaz. 152 bindeyim. 151 binlik HDR e gelir mi? E şimdi bakıyorum. Neslihan 151 bin buradan kaç atmış? 6. Değil mi? 6. Kafkas'a bakıyorum. 1. Altlara iniyorum. Kafkas ikinci öğretim var. 160'tan 155'e düşmüş. Tamam mı? Yani 152 binle bence yani 153 bin Bayburt, Kilis, ondan sonra Muş, bunların gelme ihtimali daha yüksek tamam mı? Yani en yüksek olasılık, en yüksek olasılık arkadaşlar Kafkas Üniversitesi PDR. En yüksek olasılık burası gibi gözüküyor. Gelelim bu arkadaşımıza Eda eşit ağırlıkta. Evet eşit ağırlıkta. 9.971'im. İstanbul Psikoloji 10.000 ile kapatmış sizce gelir mi? 9.971. Yani bence şurada baktığınız zaman evet buradan buraya çok ciddi bir gerileme olmuş. Burada 10.000 ile almış. Bir kere bu 10.089'dan daha geriye gitmez diye düşünüyorum. Ben. Tamam mı? Hatta 10.500'lerle burası kapatabilir diye düşünüyorum. Ben yani buraya rahatlıkla girersin diye düşünüyorum. Ben. Hocam 7300 ile Akdeniz tıp tutma ihtimali yüksek mi? Bak Akdeniz tıpın görüyor musun her sene neredeyse hep aynı olmuş. Bak hep aynı olmuş neredeyse 100. Yani o yüzden 7300 ile Akdeniz tıpın tutması biraz zor gibi geliyor bana. Hocam 153 kadayım 154 kalık veterinerlik gelir mi? Veterinerlik 133 133 kayla 150 gelir rahatlıkla gelir diye düşünüyorum ben. Tamam mı? 21K'lık fark var diyor arada. O kadar yükselir mi? Hayır o kadar yükselmez. Hocam sıralamın 98K. Sakarya Üniversitesi 103K demiş. Tamam mı? Bize sınıf öğretmenliği gelir mi demiş. Sakarya'ya bakıyorum. 108'den 103'e düşmüş. Tamam mı? Yani 5'lik bir düşüş olmuş. Yani en kötü ihtimal burada da 5'lik işte e, bir düşüş olsa 98'e denk gelir. Yani ben buraya Sakarya'ya girebileceğini düşünüyorum. Bertu Sakarya'ya girebileceğini düşünüyorum. Fırat hocam aboneyim. Eczacılıkta 2019-51, 2020-50 ile kapadan Kıbrıs Üniversitesi 51-800'e sıralamayla gelir mi demiş. Kıbrıs'ta e, bir düşüş olmuş. 36 ile başlamış 45'e gelmiş. 45'ten 50'ye düşmüş. 50'den ne olmuş bir dengeleme yapmış geçen sene 49'a gelmiş tamam mı? Yani 50 senin 51.800'ün buraya gelme ihtimali bence %50'den biraz fazla. %50'den biraz fazla. 22 360'a tıp gelir mi bence gelir. Hocam ikinciye yazıyorum. 170K'dayım. 73K'daki eczacılık gelme ihtimali yüksek mi? Yani %50 diyorum ya. %50 esra, %50 ihtimal gelebilir. Hocam kaç kere yazdım? Sözelde 24 28.000 28 bin ile kapatan okul öncesi gelir mi? Şimdi okul öncelerine bakıyorum. Ağrı neredeyse aynı kalmış. E, Kırşehir neredeyse aynı kalmış. Zonguldak neredeyse aynı kalmış. Yani sen 24 binden 28 bine rahatlıkla girersin aleyna. Hocam sayısal 49K sıralamam var. Daha önceki videoda ilk öğretim mat mı lise mat mı demiştim. Lise mat demiştiniz. Ben de lise mat istiyorum ama ataması yüzünden muallaktayım. Siz neden lise mat önerdiniz? Arkadaşlar lise matematiğin ataması 6'da 1. İlk öğretim matematiğin ataması ise 2'de 1 devletteki. Lise matematiğini ben neden önerdim? Ee, arkadaşlar şundan dolayı lise matematiğinden mezun olan birisi Psikolojik olarak kendisini lise matematikçi hissediyor ve lise matematikçi oluyor tamam mı? Ama ilk öğretim matematikten mezun olan biri de psikolojik olarak kendisini ilk öğretim matematikçi görüyor zaten. Ve lise matematiğini yapmıyor, çalışmıyor, ders anlatmıyor tamam mı? Özel derslerden bahsediyor. Ama lise matematikçisi arkadaşlar bu psikoloji olduğundan dolayı hem ortaokula özel ders veriyor hem liseye ders veriyor tamam mı? Bana daha geniş kapsamlı geliyor yani. İlk öğretim mat ben de matematikçiyim ama ilk öğretim matematikçilerle çok tanıyorum. Etrafında falan gördüm, ettim. Genelde liselilere özel ders vermiyorlar arkadaşlar ya. Türkçe öğretmenliği kaç ile kapatır demiş. Hakkari Türkçe öğretmenliği 37 K ile almış tamam mı? Yani ben Türkçe öğretmenliğini yine bir 39 K ile kapatabileceğini düşünüyorum. 39 ile. Hale sıralamam 2019'da döner mi sizce? Önceden ilgi vardı belirli bölümlere. İkinci, 2019'da bence dönmez. Bence dönmez. Ama artık bu sene 2019-2020'deki o sert düşüşler yaşanmaz arkadaşlar. Tamam mı? O kadar sert düşüşler yaşanmaz. Ha, bir miktar daha bölümler geriye doğru gelebilir. Bir miktar daha geriye doğru gelebilir. Ömür görsün hocam 114.000'deyim. İki öğretim matematik öğretmeni istiyorum. Tercih sistemi nasıl yapmalıyım yardımcı olur musun? Ömür görsün 114.000'de isen tamam mı 80K'dan sıralamana başla bence. 80K'dan başla ve en son 130K'ya kadar yaz. 130K'ya kadar bence yaz. Bence yaz. Fen bilgisi öğretmenliği kaç kişide bir alıyorlar hocam? Başka gideceğim bölüm yok lütfen. Fen bilgisi öğretmenliği arkadaşlar her 5 kişiden birini alıyor. Devletteki 2020'deki ataması arkadaşlar her 5 kişiden biri alınıyor. binde ise fen bilgisini yazabilirsin ama özel sektörde arkadaşlar çok cüz'i ücretlere çalışıyorlar. Yani fen bilgisi mezunuysan devletten başka şansın yok. Yani özelde çok cüz'i ücretlere çalışırsın özel ders verirsen tabii kendini geliştirsen o başka. Hocam 49 k yaptım. Gazi ilk öğrettim matematik olur mu sizce? Geçen sene 50 k bence olur. Girersin buraya. Gazi'ye girersin. Bir de lise mat seçmemeliyim miyim demiş arkadaşlar. Bunu ben sizlerin takdirine bırakıyorum arkadaşlar. İlk öğretim matematiğin bir tek seçilme nedeni her iki kişiden birinin devlete girebilmesi. Tamam mı? Lise madde ise her altı kişiden biri devlete girebiliyor. Tamam mı? arkadaşlar? Hocam lütfen bakın her canlıda yazıyorum. 2018'de 7 kontenjan 164. 2019'da 5 kontenjan 121. 2020'de 10 kontenjan 136K. Benim 123K. Bu sene 10 kişi kontenjan açılmış gelir mi? Bence 123K ile 136K'lık yer sinem gelir diye düşünüyor. Tamam mı? Şimdilik sizlerden gelen sorulara vereceğim cevaplar arkadaşlar bunlar. Sizler tabii ki şu önemli bir şey. Sadece bizimle yetinmediğinizi biliyorum. Yani sadece beni dinlemediğinizi biliyorum. Birçok hocalarınızı da dinliyorsunuz ve dinleyin de zaten. Yani hepsinden oluşacak bir havuz oluşturuyorsunuz kendinize ve en sağlıklı kararı da vermeye çalışıyorsunuz. Zaten mantıklı olan da bu. Bir kişi dinlemeyin arkadaşlar. Çok kişi dinleyin. Çünkü sizin hayatınız söz konusu burada. Bazı incelikleriniz vardı size yönelik. Onları biz bilemeyiz. Bunları en detaylı sizler bilirsiniz arkadaşlar. Biz burada elimizden geldiği kadar tecrübelerimizle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bir sonraki videoda yine görüşeceğiz arkadaşlar